Hemşerilerimiz, bugün Elazığ Adliyesi'nde, Elazığ ilinde 24 Ocak 2020 tarihinden sonra meydana gelen deprem akabinde ağır hasarlı olan özellikle kamu binaları üzerinden yapılan yıkım işleriyle ilgili kamuoyunun da son zamanlarda sıkça gündemine gelen hususla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına şahsım şikayetçi olarak bugün suç duyurusunda bulunmuştur. Yapmış olduğumuz suç duyurusunun gereğini şöyle ifade edebilirim. Biz 9 Temmuz tarihinde Elazığ ilinde internet üzerinden yayın yapan bir haber sitesinde Sayın Elazığ Valisi'ne çağrıda bulunduk. Yıkım işleriyle ilgili kamuoyunda konuşulan ve iddia edilen hususlar can alıcı noktalardır. Bununla ilgili yetkiyi kendisinin devralıp bir an evvel bir soruşturma açması, bir denetleme yapması gerektiğini belirtmiştik. Fakat bugün itibariyle gelmiş olduğumuz noktada 2 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen bu konuda ciddi bir adım atılmadığı gibi geçtiğimiz hafta gündeme gelen Harput Yetiştirme Yurt Müdürlüğü'nün yıkım binasının yine savcılık kararıyla durdurulmasıyla ilgili haklılığımız bir kez ortaya çıkmıştır. Yine bu çağrıda ve suç duyurusunda haklılığımız aslında dün ilimiz milletvekili Sayın Zülfü Demirbağ'ın yapmış olduğu açıklamayla, yine akşam saatlerinde valiliğin basın biriminin yapmış olduğu kamuoyu duyurusuyla kaçak yıkımın kabul edilerek aslında suç duyurusunda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır. Biz bununla ilgili olarak gereken idari makamlardan karşılığı alamadığımız için toplumun vicdanı olan adliyeye, Adalet Sarayı'na, Cumhuriyet Savcılığı'na bugün başvurduk. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin yıkım işiyle ilgili Elazığ Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Özel İdaresine yazılan cevapların akabinde 4 kurumda yıkımdan haberlerinin olmadığını, yıkım emrini kendilerinin vermediğine yönelik elimizde resmi cevabi yazıları vardır. Bu ne demek oluyor? Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin yıkımıyla ilgili kim yıktı, kaça yıktı, hangi kurum yıktırdı? Şu an bir şaibe, bir karanlık nokta söz konusudur. Biz özellikle bu hususun da sayın adli makamlarca gerekli soruşturma ve araştırma yapılarak sona ereceğini, nihayete ereceğini ümit ediyoruz. Yine bununla beraber bugün açıklama yapacağımızın duyulması üzerine bir kıymetli muhtarımız bizimle iletişime geçti. 27 Aralık depreminden sonra şahıslar kendi binalarını bildiğiniz üzere kendiler bu firmayla anlaşıp yıktırıyorlar. Fakat burada yıkıma onay veren belediye makamının yeterli denetleme yapmamasından dolayı itfaiye ile su serpilme olayı olmadığından toz bulutu, akabinde şebeke hatlarında kanalizasyon, su, elektrik, doğalgaz hatlarında zararlar meydana geldiği bize bildirildi. Biz bu konuyla ilgili de Elazığ Belediye Başkanımıza, Sayın Şerifoğulları'na çağrıda bulunuyoruz. Yıkıma onay verdiğiniz özel firmalar üzerindeki kontrol mekanizmasını lütfen aktif bir şekilde denetlemeye almalarını rica ediyoruz.